Merhaba sayın izleyenler, kozmetik dünyasının nabzını ölçtüğümüz makyaj haberlerine hepiniz hoş geldiniz. Ben Şevval. Möz Yatağı'nın kanalındaki yaratıcı seriden esinlenerek hazırlanmış bu programda kozmetik dünyasındaki yeniliklere ve trendlere bakacağız. Hadi ilk haberimize geçelim. Victoria Beckham'ın Spice Girls günlerini hatırlıyor musunuz? Görünüşe göre Victoria o günlere selam veriyor. Victoria Beckham'ın Spice Girl günlerinden uzaklaşmaya çalıştığı dönemlerin ardından kendi lüks markası Victoria Beckham Beauty aracılığıyla 3 Ekim'de çıkan ruj koleksiyonu Posh ile o günlere selam veriyor. Ürünün tanıtımı yapılana kadar merak edilen şey, Victoria'nın Spice Girl günlerindeki kahve tonlu rujlarından mı olacak bu koleksiyon yoksa harika bir nude koleksiyon mu gelecek? Aslında Victoria bu seriyi de bekleneni yapmış ve hem spicy renk tonları hem de nude tonlar kullanmış. Bir sonraki haberimize geçelim. Nikki Tutorials makyajlarıyla hayran bırakan bir YouTuber. Peki yeni paletini gördünüz mü? YouTube'da makyaj videolarıyla zirveye yerleşen ve Nikki Tutorials adıyla bilinen Nikki Dayagar, Beauty Bay ile işbirliği yaptığı palette cesur ve parlak renklere ağırlık verdi. 2016 yılında Too Faced ile yaptığı işbirliği sonucunda bu işbirliğinin neredeyse kariyerini bitireceğini açıklayan Nikki, markanın onun kontrolü dışında far paletinin kalitesini düşürdüğünü söylemişti. Beauty Bay ile anlaştığı palet 25 pound ile satışa sunuldu. İlk 8 saatte tükendi ve Independent'ın haberine göre 87 bin kişi bekleme listesinde. Nikki'nin paletine bayıldım gerçekten. Özellikle o renkleri ben günlük makyajları renklendirmek için kullanırken de çok keyif alırdım. Eğer Türkiye'ye gelseydi. Peki Sephora'nın kendi markası Sephora Collection'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Sephora Collection kozmetik dünyasının her alanında yer edinmeye devam ediyor. Bu yıl cilt bakımı ürünleriyle karşımıza çıkan Sephora, şimdi de Do Not Drink parfüm koleksiyonunu tanıttı. 6 farklı koku ve 3 farklı boy ürün ile gördüğümüz parfümler uygun fiyatlı kategorisinde. Ürün, iştah kabartan kokusu sizi büyüleyebilir ama bu bir parfümdür, lütfen içmeyiniz sloganıyla karşımıza çıkıyor. Sevdiğimiz parfümlerin fiyatının her geçen gün arttığı bu günlerde koleksiyonumuza eklemek için iyi bir seçenek olabilir gibi. Ve bir sonraki haberimize geçiyoruz. Teknoloji hayatımızda ne kadar çok yer kaplıyor artık hayatımızın bir vazgeçilmezi. Telefon, bilgisayar, televizyon, hatta iş için, eğlence için, oyun oynamak için, sosyal medyada gezmek için bu teknolojik aletleri elimizden bırakmıyoruz. Peki mavi ışığın cildimize ne kadar zarar verdiğini düşündünüz mü? Gün boyu telefon, tablet ve bilgisayarla maruz kaldığımız mavi ışığın tahmin ettiğimizden çok cildimize zarar verdiği ortaya çıktı. Mavi ışığın cildimizde matlaşma, kuruma ve erken yaşlanma gibi etkileri var. L'Occitane, mavi ışığa karşı %71 oranında koruyuculuğu keşfedilen ölmez otunu yeni gece maskesi Precious Overnight Mask ile buluşturdu. Teknolojik aletlerden 10 dakika bile uzak kalamayan ben, hem iş hem keyfi sebeplerle, bu konuyu oldukça dikkat çekici buldum. Ve son haberimize geldik sayın izleyenler. 2020 sonbahar makyaj trendleri neler olacak? Hadi bakalım. Glossy'den derlediğimiz haberimize göre bu sonbahar kış sezonunda altın renkler oldukça göz önünde. Eyelinerler ise kuyruklu klasik eyeliner'ın yanında grafik eyeliner tarzıyla da karşımıza çıkıyor. Kahverengi smoky makyaj yine sonbaharda kendini gösterecek. Şaşırtıcı denebilecek makyaj akımı ise neon trendi oldu. Sonbaharda neon renkler oldukça dikkat çekici bence. Makyaj haberlerinin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın.